İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. İstanbul TV 52 stüdyolarından Adım Adım Başarı programımızda daha sizlerle beraberiz. Bu haftaki konuklarım birbirinden kıymetli STK, Sivil Toplum Örgütü anlamında, bilgi birikim, hocalık, eğitimcilik anlamında, her konuda kendi branşlarında deneyim sahibi, birikim sahibi üstadlarla beraberiz. Ordular Vakfı Başkanımız Zekeriya Erdim Hocam bizimle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Yine Ordular Vakfı Başkan Yardımcısı Celal Zengince Hocam bizlerle beraber. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz enine boyuna konuşacağız. Çok konuşacağımız mevzu var. Bilgi birikim ve donanımları üst düzeyde. Sizler de bunu programdan sonra bana hak vereceksiniz. İnşallah program içerisinde her şeyi konuşma imkanımız buluruz. Öncelikle sizlerin daha yakından tanımanız adına kıymetli hocalarıma söz verirsek. Zekeriya Hocam, kısaca kendinizden bahseder misiniz? Zekeriya Erdim kimdir? Eyvallah. Öncelikle izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim Zekeriya Erdim 1955 Ordu Mesudiye Çardaklı Köyü doğumlu. Eski adıyla Afan. İlkokulu köyde, ortaokulu Mesudiye'de, liseyi Perşembe Öğretmen Okulu'nda, üniversiteyi İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı bölümünde, eş zamanlı olarak da o zaman öyle bir uygulama vardı, Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'nda okuduk. Eğitimci olmak niyetiyle, öğretmen olmak niyetiyle başından itibaren eğitim hayatımızı devam ettirdik. Üniversite öğrenciliği ile birlikte 74-84 arasında bir 10 yıllık gazetecilik, dergicilik, reklam yazarlığı dönemimiz oldu. 1983-84 öğretim yılından itibaren de özel okullarda görev yapıyoruz. Bazılarında kurucu idareci olarak görev yaptık. Bazılarında aynı zamanda ortak olduk. Halen de bu sektörün içindeyiz. Evli, 6 çocuk babası, İstanbul Üsküdar'da ikamet eder. Evet kıymetli hocam, özetlediğiniz esasında değerli izleyicilerimiz, hocamı ben yakinen tanıyorum. Teşvik mesaimiz var. Esasında biliyor, tanıyorum. Ama tabii biraz da CV'sine de ufaktan bir göz atayım dediğimde 6 sayfalık CV görünce şaşırdım biraz. Çok bilgi birikim var. Konuşacağız işin içerisinde. Evet, yine zengin kültür hitabeti ve beyefendi şahsiyetiyle çok yakından tanıdığım, bildiğim Kumrulular, bir önceki dönem Kumrulular Dernek Başkanı'ydı. Ordu Dernekler Federasyonu'nda beraber görev yaptık. Yine Ordular Vakfı'nda da şu anda başkan yardımcısı olarak görev eden Celal Zengince Hocam. Kısaca sizi de bir tanırsak ne dersiniz? Tanıyabilir miyiz? Tabii. Teşekkür ediyorum Sezer kardeşim. Öncelikle TV 52 ailesine, sizlere, bu akşam ekranları başında bizleri seyreden tüm saygıdeğer hemşehrilerimize saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Sizlere de aile olarak teşekkür ediyoruz. Celal Zengince, 1966 Ordu, Kumru doğumluyum. İlköğretimi Kumru'da, Merkez İlköğretim Okulu. İmam Hatip'i de Kumru İmam Hatip Lisesi'nde 1983 ilk mezunlarındanım. Üniversite tahsilimi de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Meslek Yüksek Okulu'nu bitirdim burada. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi İşletme mezunuyum. Görev olarak da önce Tokat, Artoa, Arpacı Karaçay Köyü İmam Hatip'i olarak göreve başladım. 1985 senesinde. Daha sonra kendi ilçemiz olan Kumru, Karaağaç Okulyanı Camii İmam Hatibi olarak devam ettim. Eşimin evlenirken üniversiteyi kazanırsam beni okutur musun sözü vardı nişanlılık dönemimizde. Okuturuz, yoksa okutmayacaksanız vermeyeceğiz demişlerdi. Bu söze binaen eşim kazanmıştı daha önce burayı, Marmara İlahiyatı. Önce o geldi. 91 senesinde onun da bizi teşvikiyle peşinden bir 8 ay sonra da ben naklimi alarak Kağıthane
müftülüğümüze bağlı Otosanayi Camii İmam Hatibi olarak 91 yılında İstanbul'a geldik. 91'den itibaren de 2020 yılının Mart ayına kadar yaklaşık 29 sene, toplamda da 35 sene üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığımızın kurumunda onur duyduğum, gurur duyduğum bir kurumda görev yaptım ve Mart ayı itibariyle de emekli oldum. Bu süreç zarfında tabii STK'larla ve vakıflarla bağımızı hem kendi mesleğimiz mihrap ehli olmamızdan dolayı yardım, fedakarlık, insanlarla dertleriyle dertlenmek gibi konularda iç içeydik zaten. İlk önce Kağıthane Müftülüğümüzün Kağıthane Diyanet Vakfı Şubesi'nde yönetim kurulu olarak göreve başladım. Uzun yıllar orada görev yaptım. Buna bağlı olarak da vakıfçılık nedir, nasıl yapılır, ne gibi faaliyetler olur gibi konuları işledik. Oradan da işte hem Kumlular Derneğimizde ihtiyacı olduğunu söyledi arkadaşlar. İki dönem başkanlığını yaptım. Biliyorsunuz öğrenci bursları ağırlıklı bir derneğimiz. Peşinden de kıymetli Celalettin Dervişoğlu abimizin teşvikleriyle, sizlerin de talepleriyle, kıymetli Sabri Çelebi başkanımızın da talepleriyle Ordu Dernekler Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptım ve hala devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde de yine kıymetli vakıf başkanımız Zekeriya Erdim başkanımız vakıfta da beraber çalışma arzusunu belirttiler bir önceki dönem. Daha ikinci dönem pandemiden dolayı olmadı ama hala vakıfta da başkan yardımcısı olarak devam ediyoruz. Tabii ben de evliyim. 4 tane evladım var, ellerinizden öper. 1 oğlum, 3 kızım var. 2 tanesini bu yıl içerisinde düğünlerini yaptık, evlendirdik. 2 tanesi de evde. Teşekkür ediyorum. Salgın döneminde çocukların ikisini saldı hocam. Evet, peş peşe biz de şükürler olsun Rabbim. Orada eşlik etme imkanı bulduk. Allah bahtiyar eylesin her ikisini de. Mutlu mesut olurlar. Şimdi seni söylerken 4 çocuk dediniz ya, kıymetli hocam 6 çocuk dedi. Alttan 4 çocuktan 2. Bana da 2 kalmış. Bizde de 2 var. Rabbim bereketini versin yani, inşallah. Hayırlısı olsun. Allah hayırlısıyla büyütmeyi, sağlık, afiyet versin her şeyden. Millete faydalı olmayı nasip etsin. Evet. Hani bazen derler ya insanlara, çalıştığın yerden sordum ve o yüzden konuşuyorum fazla derler. Şimdi ikinizin de din görevlisi olarak sizin söyleyeceğiniz çok söz ve cümle vardır bu işlerle ilgili. Sizin de eğitimci kimliğiniz de çok söyleyeceğiniz söz vardır. Hani bildiğiniz yer. Biraz bu eğitimci kimliğinizi neler yaptınız? O konudan biraz bahseder misiniz? Hay hay. Şimdi önce o zaman şöyle bir kısa şerh düşeyim. Aslında bizim aile olarak hanımla birlikte şartlar öyle gelişti. İki ihtisas alanımız oluştu. Birisi eğitim, birisi aile. Ya şu anda bizim ben daha çok eğitimin içindeyim. Hanım daha çok ailenin içinde. Ama aile boyu, eğitim ve aile bizim ortak alanımız haline geldi. Mesela toplam 20 yıla yakın biz değişik radyolarda, televizyonlarda hanımla birlikte aile okulu adı altında programlar yaptık. Hanım halen bir yerlerde devam ediyor. Bunu şimdi şunun için hatırlattım. Eğitim konusu okulda başlayıp okulda biten bir iş değil. Eğitim ana rahminde başlıyor, mezara kadar devam ediyor. Ailenin bıraktığı yerden okul devam ediyor, ettiriyor. Okulun bıraktığı yerden toplum devam ettiriyor. Dolayısıyla birbirinden bağımsız olmayan iki alan. Ha biz eğitim konusunda benim iştigal alanlarımın birincisi özel okul açmak, yönetmek oldu. 83-84 öğretim yılından itibaren 1-2-3-4-5-6-7 ikisi dershane statüsünde, 5'i
okul statüsünde 7 özel öğretim kurumunu sıfırdan kurduk, yönettik, bir yerlere getirdik. Sonra bir başkasına gittik. İlk ikisinde profesyonel yönetici olarak görev yaptık. Ondan sonrakilerin hepsinde aynı zamanda ortak olduk, kurucu olduk. Dolayısıyla bir boyutu böyle. Diğer yönden ise sivil toplum çalışması statüsünde, evet, eğitimle ilgili öncelikli önemli alanlarda proje çalışmaları, araştırma geliştirme çalışmaları yaptık. Marmara Eğitim Gönülleri diye bir derneğin 2003 yılından bu yana başkanıyım. Efendime söyleyeyim, devredecek birilerini bulsam devredeceğim ama yani arkadaşlar bırakmıyorlar sağ olsunlar. Biz sürekli eğitimle ilgili o dernek üzerinden Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz, yaptırıyoruz. İlgili makamlara ulaştırıyoruz. Pek çoğundan istifade edildi. Bazı projelerimizi hatta devlet desteğiyle, proje bazında yapılan desteklere dahil edilerek yaptık. İşte Gençlik Spor Bakanlığı'nın desteğiyle lise çağındaki gençler için bir proje yaptık. Evet. Avrupa Birliği Ajansı'nın desteğiyle eğitimde sivilleşme diye bir proje yaptık. Dolayısıyla bir yandan da öyle bir şeyimiz var. Ayrıca Mavera Vakfı diye bir vakfın da kurucu mütevellilerinden birisiyim. Halen mütevelli başkan yardımcısıyım. Onun da alanı eğitim, gençlik. Orada da yaygın eğitim statüsünde her yaş ve seviyedeki insana eğitim faaliyetleri veriyoruz. Oraya da kendi çapımızda kısmen destek oluyoruz. Evet, dedim ya, ilk başta konuşurken ağzınıza sağlık. Gerçekten çok şeyden bahsettiğiniz yelpaze o kadar geniş ki. Daha da var. Bir kısmını özetlediniz zannedersem. Belki bir tane daha ilave edebilirim hatırlayarak. Evet. 7 yıl müfiyatın yönetim kurulunda bulundum. Eğitim Gençlik Komisyonu Başkanlığı'nı bize verdiler. Genç müfiyat diye bir şeyi o zaman biz kurduk mesela. O da şimdi aldı başını gidiyor. Bu eşinizle beraber yapmış olduğunuz radyo programları hala devam ediyor. Yani şu anda eşim devam ediyor. Eşiniz devam ettiriyorsunuz. Çok güzel. Yani hatta Erdim Ailesi diye de bir programımız olmuştu. Evet Celal Hocam, şimdi de sizin çalıştığınız yerden soralım. Yani uzun yıllar eşiniz de din görevlisi, siz de din görevlisi olarak hizmet ettiniz. Hala bu işin emekliliği olmaz. Hani der ki Diyanet'e tamam memuriyet hayatına emekliliğini verdiniz ama halihazırda bu bilgi birikiminizi, donanımınızı kullanıyorsunuz. Hatta eşiniz yine görevine devam ediyor tabii, bildiğim kadarıyla. Sizler bu konuda neler söylersiniz? Bir de eğitimci dediğimiz zaman hassasiyetle üzerinde durduğunuz Kumlar Derneği'nde ben bu işe çok gönül verdiğinizi ve orada eğitimle ilgili, bursla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptığınızı biliyorum. Biraz ondan bahsederseniz izleyicilerimiz bilgilenmiş olsunlar. Tabii. Sezer Bey, tabii dinimizin bizlere emri, Kur'an-ı Kerim, Yüce Kur'an-ı Kerim'de İlk gelen emir hepimizin bildiği gibi Alak suresinin ilk 5 ayeti. Burada da Cenab-ı Hak bizlere hitaben oku diyor. Tabii eğitim, okumak, insanı hayata hazırlamak. Biz şimdi okul dediği zaman tabii hiç aklımıza ilk defa işte ilk öğretim, ortaokul, lise, üniversite gibi geliyor ama aslında bu değil. Bu işin bir parçası. Doğum anından vefat anına kadar ve ondan sonraki alemde de devam edecek olan bir sürecin içerisindeyiz. Camide eğitim, ailede eğitim, toplum içerisinde eğitim çok önemli. Bizler de tabii mesleğimiz icabı Diyanet İşleri Başkanlığımızda sadece bir camide mihraba geçerek namaz kıldırıp görevimizi yapmak şeklinde algılamadık bunu hiçbir zaman. Bize gelen, Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen, dini bilgiler öğrenmek isteyen ya da farklı alanlarda problemleri olan insanların bir şekilde aile eğitimi de başkanımızın da alanına girerek aslında
dertlerini, sıkıntılarını taşıdılar. Bizler de elimizden geldiği kadar cami dışında da bu eğitim faaliyetlerimize devam ettik. Çocuklarımız var biliyorsunuz, hepimizin yetişkin, o anne babalar hepimiz, ben de dahil olmak üzere, bugün dini hayatımızı devam ettirdiğimiz bilgilerimizin birçoğunu camilerimizde, Kur'an kurslarımızda, yani yazın, yaz Kur'an kurslarında ya da Diyanet İşleri Başkanlığımızın şu anda çok güzel çalışmaları var. Kız Kur'an kursları, erkek Kur'an kurslarımızda 4-6 yaş grubu gibi kurslarımız var. Ya da bu pandemi sürecinde bir kapı daha açıldı. Çok güzel bir çalışması var Diyanet İşleri Başkanlığımızın. Kur'an öğrenmek istiyorum diyen, müftülüklerimize alo deyip telefon eden, online şekilde zaman ayıran herkes Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler gibi konuları öğrenebiliyorlar. Buradan hareketle bizler İstanbul'da görev yaparken bir derneğimiz var idi. 1998 yılında kurulmuş. Şimdi yaşayan bilir diye bir söz var. Ben buna inanıyorum. Yani bugünkü çocuklarımız belki bizim çektiğimiz, bizden önceki kuşakların çektikleri sıkıntıları çekmedikleri için, biraz daha hazır buldukları için belki bugünlerin kıymetini çok bilmiyorlar gibi görünüyor. Onlar da belki ileride farklı argümanlar söyleyeceklerdir. 98 yılında Kumru'dan çıkmış gelmiş bir grup insan. Yani bunların sayısı parmakla sayılacak kadar. Belki 10 kişi, 15 kişi, 20 kişiyi geçmiyor. İstanbul'a gelmişler. Üniversiteyi kazanmışlar zor şartlar altında. Fakat ne barınacak yerleri var ne de ceplerine para girecek birileri var. Anne baba memlekette. Çiftçilikte geçiniyor. Bölgeyi zaten biliyorsunuz. Yani evet. Bu bölge. Şimdi ne yapalım diyorlar. Nasıl yapabiliriz? O zaman bir dernek kuralım. Bu derneğimizde üniversitede okuyan öğrenciler tarafından kuruluyor. İstanbul'daki iş adamlarımızdan, ki bunda ben kendisini minnetle, saygıyla selamlıyorum. En büyük pay benim de dayım olan Ali Feri hocamız, derneğimizin de onursal başkanıdır. O tarihte onunla da istişare ederek, onunla birlikte İstanbul'da olan iş adamlarımızla da istişare ederek bir dernek kuruluyor. Önceliğimiz öğrenci bursları. Yani bir çatı kuruluyor. Devam ettiriyorlar. Yani o günkü arkadaşlarımız hala yine derneğimizde devam ediyorlar. Biz kurulduğu andan itibaren yaklaşık yıllık 200-250-300'e yakın öğrencimize burs temin edebildik. Onların eğitimlerine katkı sağlayabildik. Sadece onları da bırakmadık yine. Daha önceki dönemimizde, pandemi dönemi devam ediyor. Yine aramızda benim dedim ya, STK'lara girmemizi sağlayan hem abim hem büyüğüm Celalettin Dervişoğlu abimizin de Kumrular Dernek Başkanlığı'nı yapmış idi. Hala yine aramızda devam ediyor. Yeri gelmişken şimdi demem, Allah razı olsun, her daim çok kıymetli. Yani toplumumuzda çok insan var kıymetli. Onlardan en önemlilerinden bir tanesi, benim de çok sevdiğim, yani öz özden abi yerine koyduğum, her daim ona danışmadan bir şey yapamadığım ve gitmediğim bir insan. Çok kıymetli. Gün boyunca beraber geziyoruz. Evet. Burada da bizi yalnız bırakmadı. Yine burada bizimle beraber emeği çok, kendisine, sizlerin yanında ve ekranlar başındaki izleyicilerimiz huzurunda teşekkür ediyorum. Gerçekten eyvallah. Çok düzgün beyefendi, şahsiyet. Bir şeyi gönülden yapıyor. Hiçbir karşılık beklemeden. Allah onların sayısını arttırsın. Amin. 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 İşte abimizin de bize yön göstermesiyle burada İstanbul'da bu eğitim faaliyetlerine katkı sağlamak için bu faaliyetlere giriştik. İyi de gidiyor. Şu anda sağ olsun yine bayrağı bizden devralan kıymetli Zekai Alır başkanımız bu dönemde. Hatta bu yıl toplantı yaptık dernek yönetim kurulu. Hazır ona da çok çok selam söyleyelim. Arkadaşlarımızla. Çok heyecanlı. Evet, çok, çok. Çok böyle dedik ateş ki, gibi bir insan. Evet, pandemi dönemi ne yapacağız, öğrenciler evde. Dedi ki olur mu başkanım, yani bu evdeler ama bizim öğrencilerimizin belki internet parasına dahi ihtiyaçları var, yani bu çocukların. Hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor, kesintiye uğratmayalım dedi. Allah razı olsun, yine iş adamlarımızdan, gönül verenlerimizden normal dönemmiş gibi yaklaşık yine bu senede 300 öğrenciye burs temin ettik. Ödemelerini yapıyoruz şu anda. Peyderpey yapıyoruz tabiri caizse. Bu da bizim belki diğerlerinden farkımızdır yani neticede. Eğitimden buraya geldik. Evet. Bu gönüle dokunabilmek çok güzel bir şey.
Yani karşılıksız olarak dokunabilmek çok güzel bir şey. Öğrencilerimiz zaman zaman bize mesajlar atıyorlar. Emin ol, biz yönetim kurulundaki arkadaşlarla bir araya geldiğimizde, onların mesajlarını gördüğümüzde, belki size de okusam, siz de oturup ağlarsınız. Mezun olduktan sonra da, işin güzel tarafı, o burs verdiğimiz öğrenciler, zaten burs verirken diyoruz ki, siz de mezun olduğunuzda, sizin elinizden tutan bir kardeşiniz olduğu gibi, siz de eğer imkanlarınız yerinde olur ise, maddi olarak bir şeyiniz var ise, siz de onlara yardımcı olun. Ben bir kızımıza tebrik ediyorum. İlk defa göreve başlamıştı, hemşire olarak başlamıştı. Birinci maaşında beni aradı ve yazdı. Dedi ki, başkanım, ben dedi dernekten burs almıştım, şimdi geri ödemek istiyorum. Dedim ki, kızım, daha yeni başladın, birinci maaşın, biraz rahat etseydin, sonra ödemeye başlarsın filan. Dedi ki, başkanım, bu iş dedi rehavete gelmez. Bu para dedi benim cebime girerse, onun dedi sevgisi de girer, sonra veremeyebilirim diye korkuyorum. O yüzden dolayı ilk maaştan itibaren aylık taksitlerle ben bu parayı ödemek istiyorum. Yani o kadar mesletti ki, yani bir örnek bile bizim bütün yorgunluğumuzu üzerimizden aldı götürdü. Ben biraz önce sizin de söylediğiniz gibi bu bayrağı devralan ve şu anda canla başla çalışan Zekeriya Alır başkanımıza da çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Onlara da, bütün emeği geçenlere, bütün bağışçılara, bütün hayır hasenat yapan insanlara Allah tüm yaptıkları hizmetlerin karşılığını kat be kat fazlasıyla versin inşallah. Amin. Şimdi programın adı Adım Adım Başarı ya. Yani şimdi birazını konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz tabii. Ama söylediklerinizi görüyorsunuz değil mi? Ne nereden? Yani 3-5 kişiyle, 1 kişiyle, 2 kişiyle iş başlıyor. Ve şu anda 300 kişiye burs, bir merhale ve ekip işi beraberinde yürüyor. İzleyicilerimiz de, yani gelen konuklar hep bir özel anılarını paylaşmasını istiyorum genelde. Herkes böyle bir ya çocukluğu ile ilgili anısını anlatıyor, ya işte iş hayatı ile ilgili anılarını anlatıyor. Bu bir anekdot oluyor ve güzel de oluyor esasında. Şimdi sizlerden de istesem, hocam bizimle bir anınızı paylaşır mısınız? Eğitimle ilgili bir sürü anınız vardır yıllar öncesinde yaşamış olduğunuz. Ve hocama da soracağım aynı şeyi. Meslek hayatınızla ilgili bir anınız varsa diyeceğim. Eğitim ve meslek hayatımızla ilgili çok şey var ama ben bir tanesini anlamlı buluyorum. Benim hayatımda iz bırakan bir şey. Onun için müsaadenizle onu paylaşayım. Köyde ilkokulda okuyoruz. İlkokul öğretmenimiz soruyor. İçinizde ilkokuldan sonra okuyacak var mı diyor. Ben parmak kaldırıyorum. Ne olacaksın büyüyünce diyor. Öğretmen diyorum. Onun dışında bir şey de söylemiyorum. Fakat ilkokuldan sonra nerede okuyacağım, nasıl okuyacağım belli değil. Fakir bir ailenin çocuğuyum. Babam İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi'nde gece bekçiliği yapıyor. Annem köyde hem kadın işine hem erkek işine koşturuyor. Ortalamanın altında bir ekonomik standardımız var. Bizim köy Mesudiye'ye 15 kilometre mesafede. Ve şimdiki gibi ulaşım imkanı da yok. Yaya yürüyeceksiniz ya da affedersiniz atla eşekle gideceksiniz. Nereye gideceğim, nasıl olacak da okuyacağım belli değil. Sonunda bizim aynı zamanda hemşerimiz olan Mesudiye'nin merkez köylerinden, şimdi mahallelerinden birinden Hicabi Göç diye bir öğretmenimiz vardı. O benim çocukluk arkadaşım, komşumuz Refik Karademir var. O da Mesudiyeliler Vakfı'nda filan çokça görev yaptı, tanıyanlar vardır. Onunla bizi teşvik etti. Perşembe Öğretmen Okulu'nun yatılı sınavlarına gireceğiz. Ama ikimiz de ailelerimizden gizli sınava gireceğiz. Çünkü ailelerimiz diyor, nerede okutacağız, nasıl okutacağız filan deyip kestirip atıyorlar. Hicabi Hoca gizlice müracaatımızı yaptırdı. Dedi ki, ben size haber göndereceğim. Sınav günü belli olunca Mesudiye'ye gelin. Bize haberi gönderdi. Özet geçeyim hızlıca. Evet. Gideceğiz ama nasıl gideceğimizi bilmiyoruz. Çünkü köyün çıkışından öte yolu da bilmiyoruz. Mesudiye'ye nasıl gidilir onu da bilmiyoruz. Sonra öğrendik ki köyün nalbandı Mollaoğlu Mehmet amca sabah erkenden nalmık almak için Mesudiye'ye gidecekmiş.
onun peşine takılıp gidelim diye gizlice evden çıktık. Köyün çıkışında yolda bekledik. Mehmet amca geldi. Efendime söyleyeyim, o ne lan, ne yapıyorsunuz burada filan dedi. Dayı, biz de Mesudiye'ye gideceğiz. İyi bakalım dedi. Mehmet amca atının üstünde, önde, biz arkada gidiyoruz. Bir süre sonra nefes nefese kaldık. Uzaklaşırsa yolu bilmiyoruz. Ata ayak uyduramıyoruz filan. En sonunda affedersiniz, atın kuyruğunu ikiye böldük. Yarısını ben koluma doladım, yarısını Refik koluna doladı. Yarı yürüyerek, yarı sürüklenerek, kan ter içinde Mesudiye'ye gittik. Kimsenin de haberi yok bizim gittiğimizden. Efendim, akşam geç saat dönüp geldiğimizde haberdar oldular. Sonra inince öğrendik ki sınav bir gün önceymiş. Bize mesaj yanlış gelmiş. Onca emek boşa gitti. Ondan sonra işte biz ortaokulu Mesudiye'de okuduk. Onun için de açlık grevi yaptım. Beni okutmaz. Grevin ne olduğunu bilmiyordum ama sonradan anladım ki yaptığım şey açlık greviymiş. Beni okutmazsanız ben yemeyeceğim, içmeyeceğim, acımdan öleceğim dedim. Sonra bir çare aramak zorunda kaldılar. Bizim köyden bir komşu bir sene önce Mesudiye'ye gitmiş, bir gece konduda çocuğunu okutmaya başlamıştı. Anlaşarak onların yanına verdiler. Okul hayatına öyle başladık. Ben bu anıyı bilmiyordum ama gerçekten şimdi dinlerken soluksuz dinledim. Gerçekten azim diyorlar ya, azmin eline hiçbir şey kurtulmaz, yeter ki iste. Bu eşikte beşikte olabilir. Çocuğa sorarlar 5 yaşında ne olacağım der. Orada kararıyla ömrünü şekillendirir. Gerçekten okumak isteyip de bir yere varmak isteyen insanlarımız hep başarılı olmuşlar. Burada da sizi tebrik ediyorum gönülden, yani kutluyorum. Mesudiye'de bu konuda da zaten Türkiye'de rol model, yani eğitim konusunda kolaylıkla o bir yere insan etik koymuyorlar. Demek ki bu genlerinde de var. Gerçi biraz bende de Mesudiyelik var. Yani daha önce paylaşmıştım. Babaannem Mesudiyeli. Haliyle iyi ki ki bugün... Mesudiye sahil kasabalarına göre daha mağdur bir bölge. Daha kırsal bir bölge. Yürekten tebrik ediyorum. Yani evet, iyi ki okumuşsunuz. İyi ki o gün onu bir yere asılmışsınız peşine ki bugün bir sürü öğrenciye yön yoş olup yol mimarlık yapıyorsunuz. Halihazırda Ordular Vakfı'nda, yani bir meşalenin başını tutuyorsunuz. Allah ne diyeyim, yolunuzu, menzilinizi açık eylesin. Cümlemiz. Sevgili hocam, evet, sizde de cephane çok. Evet. Ben biliyorum, ara ara sohbetimizde bazen paylaşıyoruz. Yine izleyicilerimize paylaşır mısınız bir tane? Tabii, paylaşayım ben de. Mesleğimizin ilk yılları, tabii de heyecanlı olan, daha yeni başladığımız yıllardan bir hatıra ben paylaşmak isterim. Dedim ya, ilk görev yerim Tokat, Artova, Arpacı, Karaçay Köyü tayinimiz çıktı. Böyle bir Ocak, Şubat ayında köye gidebildik. Biraz maceralı bir gidiş oldu. Kar, yollar kapalı falan, neyse. Köyde bir Çerkes köyü, Kafkasya'dan bir aile, iki aile gelmişler köyde. Onlar dışarıdan çok şey yapmıyorlar, hane köyde de olmamış, 50-60 hanelik bir köy. Ama çok samimi, çok dürüst insanlar. Ezan okunduğu zaman eğer köyde yetişkin çocuk da dahil olmak üzere yaşlısı da varsa camideler. Yani kimse ezanı duyduğu halde camiye gelmemezlik yapmıyor. Ama benim de daha yeni görev yerim, ilk defa atanmışım. 18 yaşında atandım, İmam Hatip okulu bitti. İlk tayin 18 yaşında bir dağ köyünde görev yapacağım. Tabii onların şöyle bir adetleri var. Seni tanıyıncaya kadar Çerkezler biraz mesafeli duruyorlar. Karakterini, ahlakını, edebini tanıdıktan sonra işlerini alıyorlar. Ondan dolayı da köyün okulunu ve camisini köyün dışına yapmışlar. Ola ki dışarıdan biri gelir de kafalarına uymazsa o camisinde öğretmen de öğretmenliği lojmanda dursun. İşlerine çok almıyorlar açıkçası. Böyle. Daha sonra biz işte göreve başladıktan sonra onların kendine ait has özellikleri de var. Bizim de acemiliklerimiz var. Bir adetleri var. Ezan okunduğu zaman camiye gelirken yol üzerinde mezarlık var.
Oradan geçerken ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de yaparmış. Elini açıp herkes geçerken dua yapıyor. Duayı da geçerken değil. Duruyor, bekliyor, elini açıyor. İşte Esselamu aleyküm daragal müminin ve inna inşallahü hüküm lahibun ve neselullaha li ve lekümül afiyete diye bir duası var. Peygamber Efendimiz de bu duayı yaparmış. Bunlar bunu yapıyorlar sürekli. Bana da öğrettiler. Şimdi cami dedim ya, köyün biraz dışarısında sabah namazında, akşam ve yatsı namazında caminin dış kapısının lambasını yakık bırakıyorum. Ben de bana gösterdikleri evde mezarlığın hemen kenarında. Yaklaşık camiye yürüyebilmem için bir 500 metre yol var. Köyün az dışında çünkü cami. Bir akşam çıktım, şimdi zifiri karanlık. Sadece camiyi görüyorum. Bir de gideceğim yolu, cılga yolu görüyorum tabiri caizse. Yani biraz da cahilliğimiz, ya insan eline bir el feneri falan da bir şey alır. Onu da düşünmemişiz gençliğin verdiği halle. Şimdi mezarlığın yanından geçeceğim ya. Ben şimdi biraz da korkuyorum tabii. Yani karanlık, yatsı namazı saati. Zifiri de, ay falan da yok. İyi karanlık yani. Mezarlığın kenarından da geçeceksin. Bizim şimdi Ordu bölgesinde, Karadeniz'de falan da biliyorsunuz akşamdan sonra mezarlığın yanından çok geçmek istemezler. Yani böyle de bir korku var. İşte bazı harikulade hallerde bahsederler, söylerler. Yani yaşanıp yaşanmadığı da belli değil falan. Yani içimizde de o korku da var yani şimdi. Ondan sonra ben yatsı namazına gideceğim. Artık ezan saati geliyor. Işığı gözetliyorum. Onun ışığına doğru gidiyorum. Tam mezarlığın kenarında bir hacı amcayla göğüs göğüse tokalaştık. Hacı amca benden önce gitmiş, mezarlığın kenarında dua yapıyormuş. Elini kaldırmış. Ben de şimdi zaten korku var. Gidiyorum mezarlığın kenarı, dermanım bir kesildi ki yani yığıldım kaldım, daha oraya kalkacak halde değilim yani, acemiyim. Öyle bir güzel hatıramız oluştu orada. Daha sonra da tabii tedbirlerimizi aldık ama o da bana güzel bir şey oldu. Ama Allah razı olsun o insanlardan, çok seviyorum. Allah rahmet eylesin, bir Mehmet Ali amcamız vardı, bir Şahin hocamız vardı. Şahin hocamız şey yapıyor, çok nazik insanlardı. Dediler ki hoca daha acemi, 18 yaşında göreve gelmiş. Benden önce gidiyorlar, camiyi açıyor, sobayı yakıyor, ezanı okuyor. Belki sabah namazında sabah namazının sünnetini kılıyor, geliyor bizim cama. Hoca efendi, hoca efendi, namaza gelecek misin? Ya şimdilik vallahi böyle bir naziklik hayatta yok başkanım. Yani eğer o insanlar bana o teveccühü göstermeselerdi, belki ya onun vazifesi nasıl olsa bu işten para alıyor, kalkmayıp da ne yapacak gibi davranmış olsaydı, belki meslekten böyle soğumuş olabilirdim. Ben onlara minnettarım, onlara çok teşekkür ediyorum. Gönlü güzel insanlar. Allah razı olsunlar. Ya ya, gerçekten ben de bunu aslında hayretle, ibretle dinliyordum. Şimdi bilmiyordum esasında, çok şey paylaştık da onu anlattığınızı bilmiyordum. Evet. Neyse, Artova Belediye Başkanımızla birebir Tokat günlerinde falan sohbet ediyorduk. Evet. Bir gün yine inşallah onunla sohbet edersem sizin bu anekdotunuzu orada paylaşırım inşallah. Allah razı olsun. Evet. Bir anı çaldık, bir yerden doldurduk. Şimdi çok STK'ların içerisinde görev yaptınız. Halihazırda da yapıyoruz. Biraz şimdi kendi içimizde, sizin bir sürü yönde STK'larınız var ama Ordu STK'ları içerisinde de çok aktif görevleriniz oldu. Sizin de oldu. Biraz onların çalışmaları ve onlarla ilgili neler yaptığınızı ve en nihayetinde esasında vakfın çalışmalarını anlatacağız, konuşacağız daha ilerleyen zamanda. Bu arada reklama ne kadar zamanımız var? Var mı? Tamam. Konuşsak olsak, yani vakfı öncesindeki çalışmalarla ilgili neler söylersiniz? Hemşeri vakıfları, dernekleri bağlamında belli bir dönem kendi köyümüzün derneğinin başkanlığını yaptık. Evet. Bayağı eski, hatırladığım kadarıyla 1966 yılında kurulmuş. Bizim köy Mesudiye, daha doğrusu biraz daha kırsal mağduriyet bölgesi olduğu için daha fazla göç vermiş. Daha erkenden İstanbul'a gelenler olmuş. 1966 yılında dernek kurmuşlar. Belli bir süre o derneğin başkanlığını bize de hemşehrilerimiz, köylülerimiz talep ettiler, havale ettiler, yaptık. O anlamda bazı çalışmalarımız oldu. Daha sonra
Meşhudiye Dernekler Federasyonu'nun başkanlığını belli bir süre yaptım. Yine Meşhudiyeli Köy Derneklerinin başkanlarının emri vakileri ile Meşhudiye Dernekler Federasyonu başkanlığı yaptık. Daha sonra işte biraz eğitimci kimliğimiz dolayısıyla bizden önce vakıf başkanlığı yapan dostlardan Kahraman Gala abinin döneminde yani biz gençlerle ilgili faaliyet gösteriyoruz. Efendim sen de eğitimcisin. Gel bize yardımcı ol dediler. Hay hay dedik. Hem Kahraman Bey döneminde hem Fahrettin Yaşı döneminde vakfın yönetiminde bulunduk. En son işte iki seneyi geçti artık. Salgın sebebiyle normal süremizde genel kurulumuzu yapamadık. Demin hocamın da ifade ettiği gibi vakıf başkanlığı bizim üzerimize kaldı. Orada arkadaşlarla birlikte devam ediyoruz. Zaten daha önceki dönemlerde de ağırlıklı olarak vakıf gençlere yönelik burs hizmetleri yapmış. Biz biraz kapsama alanını vakıf daha hizmetler, teferruatını konuşacağız. Yani genişletmeye çalışıyoruz. Geniş kapsamlı bunlarla. Dolayısıyla Köy Derneği, İlçe Dernekler Federasyonu, Ordular Vakfı. Evet. Ha, teşrik-i meşai, diyalog, ilgi anlamında bütün sivil toplum kuruluşlarımızla davetlerine icabet ettik. Bize düşen bir şey olursa onlarla dışarıdan ilgilendik filan ama müşahhas görev olarak Köy Derneği, Meşhudiye Dernekler Federasyonu, Ordular Vakfı. Evet. Hümet Hocam. Evet. Yani İstanbul'da ben şunu gördüm. Yani kendi derneğimiz Ordu Dernekler Federasyonu ve vakıf bir çimento vazifesi görüyor. Birlik beraberlik adına, yapılan çalışmalar adına. Şimdi bunun birebir sizlerle birlikte yıllardır İstanbul'da bir mücadele veriyoruz. Kendi kültürümüzü, geleneğimizi, göreneğimizi kaybetmemek için, var olma mücadelesi vermek için nasıl bir fedakarlıklarla bu işin yürüdüğünün birebir şahidiyim. Sizler de aynısını benimle paylaşırsınız. İyi ki varlar yani bu faaliyetler. Çünkü birlik beraberlik adına, kaynaşma adına, dayanışma adına çok güzel örnekleri ortaya çıkıyor. İşte bugün Ordu Dernekler Federasyonumuzun Ordu Günleri adı altında İstanbul'da hem Yenikapı'da hem Maltepe'de yapmış olduğu önceden Fesane. Tabii 3-4 günlük, daha öncesinde Fesane ki şunu her zaman gurur duyuyoruz. Ben o dönemde yani Fesane günleri başladığında vakfın federasyonun yönetiminde değildim. Ama arabamızda şimdi Sütlüce'den aşağı inip Haliç'e doğru giderken sağ tarafta şöyle Fesane'yi görüp orada mor beyaz bez üzerine Ordu günleri yazısını görünce hep çol çocuk hepimiz birden gurur duyuyorduk. Yani içinde değiliz ama yani Ordu İstanbul'da hemşehrilerimiz gelmişler. Vakit buldukça gidiyorduk, yöresel ünlülerimizden alıyorduk, işte oradaki etkinliklere katılıyorduk filan. Ama bunun ne zorluklarla geldiğini, ne zahmetlerle oraya taşındığını farkında değildik. Onu ne zaman yaşadık? İşin içerisine girdikten sonra. Ha dedik ki kolay değilmiş burada bunları yapabilmek. Ama Ordu Dernekler Federasyonu bence bunu başardı. O Sabri Başkan'a da selam olsun bu tabii, arada. Sabri Başkanımıza, yani emekleri, Ali Çelik Başkanımıza, Yasınmaz Ali Çelik tabii, Başkanım, Celalettin Derinçoğlu Başkanımıza tekrar başkanım. Aynı şekilde ilk başlangıcını kuran Salih Ziya Cüret Başkanımıza, kurucu başkanımıza, evet, şu anda mevcut yine devam ettiren Sabri Çelik Başkanı, Sabri Çelebi Başkanımıza şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sadece o değil, bir Ordu Günleri değil. İstanbul içerisinde 200'ün üzerinde bir faal derneğimiz var. Tabela olarak da 300'ün üzerinde bir derneğimiz var. Yazın yapmış oldukları o etkinliklerde koşturarak her birine katılım sağlamak, orada hemşehrilerimizin
birlik beraberliğine katkı sağlamak. Ben şuna inanıyorum şahsen, Karadeniz biraz zor bir bölge. Yani yapı itibariyle, insan fıtratı itibariyle biraz hırçınlıklarımız var. Bunu kabul etmek lazım. Çok güzel insanlarımız, yürekleri güzel. Ama az damarına dokunduğun zaman kendi şeyi, fıtratını da biraz ortaya çıkartır. İşte Kumru'da, Fatsa'da, Ünye'de, Mesudiye'de belki sokakta giderken çeşitli nedenlerden dolayı birbirine selam vermeyen insanlar İstanbul'a geldiklerinde o hemşehricilik derneklerde bir araya gördüklerinde kucaklaşıyorlar. Şimdi bunu sağlandı. Yani ben onu gördüm. Sen bu Ordu Günleri Fesane Yeni Kapı Maltepe derken aklıma şey geldi. Şimdi ilk Ordu Günlerinde uğraştık tabii, işim mutfağında olan birisi olarak gece gündüz ya uğraşmışız. Duyuruda yaptık, reklamını yaptık falan filan, ama daha ilki bu tabii sonuçta. Bilmiyoruz ne olacak, neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Sabri Başkan, hep beraber mücadelemizi veriyoruz. Celalettin abi, Ali Çelik Başkan vesaire. Koştur, koştur, koştur. Tabii açılış günü geldi. Açılış günü olağanüstü hava kötü. Çok yağmur var. Nisan ayıydı. 14-17 Nisan mıydı? Tarihi tam hatırlamıyorum ama öyleydi. Nisan ayıydı. Nisan'da olmasını özellikle ben istemiştim esasında o tarihde, ama Nisan ayında hani coşku dorukta olacak, herkes hasreti var. Ama öyle böyle değil. Öyle bir yağmur yağıyor ki Feshane'nin çatısından sular akıyor, seller akıyor. İçerideki standların çoğu ıslandı falan. Dedi ki bu yağmura hiç kimse gelmez. Eyvah dedik. Yani açılış günü, ilk gün saat 11'de açılış merasimi yapacağız. Bizim iki tane salon vardı. İkinci Mahmut salonu, bir de Halis salonu diye. Feshane'nin iki tane salonu var. Toplantı, açılışlar vesaire Halis salonunda olurdu. Yaklaşık orası 5000 kişilik bir salon. Hınca hış dolmuştu yağmura. Biz dedik ki kimse gelmez. Yani bunu ne yapacağız? Evet. Yani 3-5 kişi bulamayız. O bardaktan boşalırcasına sellerin aktığı, standların böyle su içinde kaldığı, yetiştiremiyoruz. Kovalar bir taraftan, paspaslar bir taraftan, standların içerisine akmış falan filan. Neticede doğru şey yapmanız, sizin de bizim de bu merhalenin içerisinde, sürecin içerisinde karşılığını buluyor. Özverili dayanışmayı tetikliyor ve götürüyor. Reklamlara gideceğiz zannedersem. Evet. Reklamlardan sonra çok kaldığımız yerden konuşacağız. Vakfın çalışmalarından bahsedeceğiz. Derin teferruatı neler yapıyoruz? Sizin bilinmedik daha içerik olarak anlatacaklarımız var. Evet değerli izleyicilerimiz, reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra kıymetli hocalarımla sizlerle beraberiz. Az tuzlu Murat Bey vurguyla adım adım başarı devam edecek. Tamam, hemen söylüyorum hayatım. Aşkım, yanında börek de mi olsa? Tamam, onu da söylüyorum. Simitix buyurun. Taş fırında odun ateşinde pişen Simitix'in gevrek simitleri. Maharetli ellerle hazırlanan pizza, poğaça ve börek çeşitleri. Hepsi bir telefonla artık kapınızda. Simitix 0452 777 44 10 0539 841 52 52. Sen sadece iste. O sana aşkını anlatsın. İster tek taşla, ister bagetle. Uluslararası HRD sertifikalı pırlanta ürünlerle aşkın göz kamaştıran parlaklığını parmağında taşı. SK Diamonds. Sevgi kadar derin.
önce hayal edin ve mükemmeli inceleyin. Karadeniz'in en özel projelerinden biri. Gölibi Çarşı Konakları'nda ikinci etap başladı. Ünye'nin en nezih yerinde sosyal donatıları, bir alışveriş merkezini andıran yapısı ve kafeteryaları, fitness ve spor salonu, açık ve kapalı yüzme havuzu, Türk hamamı ve saunası, sinema ve PlayStation salonu, çocuklara özel geniş oyun alanları. Tam donanımlı özel güvenliğiyle fark yaratan bu projede yer almak için acele edin. Gölevi Çarşı Konakları, san inşaat kalitesi ve güvencesiyle. Allah bir de 1000 defa razı olsun. Allah işlerini nasıl getirsin, yollarını açık etsin diyorum. Burası iyi ki alanlardan almışız, çok memnunum. Herkesi de alanlara, ev almaya, bizlere de komşu olmaya davet ediyoruz. Alanlar inşaat. Alan kazanır. Geçirdiğimiz bu zor günleri birlikte atlatacağız. Siz yeter ki evde kalın. Kalafatlar ailesi olarak daima yanınızda ve hizmetinizdeyiz. WhatsApp sipariş hattımızdan, Alo sipariş hattımızdan ve kalafatlarsanalmarket.com.tr adresinden markette ne varsa kapında sloganıyla siz isteyin biz getirelim. Evde kal ordu, hayat eve sığar. Kalafatlar, ordunun markası. Ordu, orduya yeter. Samimiyet, sevgi, mutluluk. Belki de yeni bir başlangıç ama çokça heyecan. O sadece bir paket gibi görünse de içinde koca bir dünyayı saklıyor. Hayatınıza anlam katan her şey için koli, kutu ve ambalaj taleplerinizi karşılıyor, ürünlerinize değer katarak lojistiğinizi kolaylaştırıyoruz. Alanında uzman kadromuzla gelişen dünya teknolojisine ayak uyduran yüksek kapasiteli tesisimizde önemle, özenle, sorumlulukla çalışıyor, tüm Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Hızlı ve ekonomik şartlarda ambalaja ihtiyaç duyacağınız her ürün için hizmetinizdeyiz. Özşahin Ambalaj. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evleri ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm daireler deniz ve bahçe manzaralı. Üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 125 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi. Bitmedi. Tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıva ile birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. Adalı Gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Ordu evleniyor. Bu projelerle ev sahibi olmayan kalmasın. Yeşil Yaka, Şahincili Mahallesi'nde. Kuzey Yıldızı, Bucak Mahallesi'nde. Boutique Life, Cumhuriyet Mahallesi'nde. Şehrin farklı lokasyonlarında yaşam ya da yatırım için istediğinizi seçin. Size özel vade farkı ve ödeme kolaylıkları ile kendi evinize taşınmak için şimdi arayın. 0543 441 33 44. Ramadanlar temelinde güven var. Az tuzlu Murat Bey vurguyla adım adım başarı devam ediyor. Evet kıymetli izleyicilerimiz, İstanbul TV52 stüdyolarından sizlerle beraberiz. Yine birbirinden kıymetli konuklarım var. Programın başında söyledim. Tekrar reklam arasında veya televizyonu yeni açanlar için isimlerini zikretmiş olayım. Ordular Vakfı Başkanımız Zekeriya Erdem Hocam bizimle beraber. Yine Ordular Vakfı Başkan Yardımcımız Celal Zengince Hocam bizimle beraber. Esasında ben kısa
anlatıyorum. Yani Cihal Zengince hocam, Zeki Erdim hocam titirlerini kısa kısa söylüyorum ama yelpaze o kadar geniş ki bir söylemeye kalktığım zaman herhalde 8-10 tane altta bir titir daha var. Şimdi şu anki bizi ilgilendiren ve toplumumuzun orduları daha çok yakından ilgilendiren, gençlerimizi ilgilendiren en mühim meseleyi konuşalım. Vakıf ve vakıfın çalışmalarıyla alakalı sizden bilgi alabilir miyim hocam? Hay hay, memnuniyetle. Öncelikle müsaadenizle bir küçük dipnot düşeyim. Genel olarak vakıflar, dernekler, sendikalar sivil toplum kuruluşu olarak anılıyorlar. Ama faaliyet alanları, konuları ve mevzuatları bakımından aralarında bir takım farklar var. Vakıf malum bizim Türk İslam kültürü medeniyeti adeta bir vakıf medeniyeti haline gelmiş. Dolayısıyla tarihi kültürel geçmişi daha eski, daha köklü kurumlar, vakıflar. Ve vakıfların kuruluşundaki temel espri, ana felsefe, işte birileri bir imkanı, bir amaç için kullanmak üzere tahsis ederler. Onun için vakıf kurulur ve o tahsis edilen imkanı kuruluş amacına göre kullanır. Fakat Cumhuriyet döneminde iş biraz tersine döndü. İşte önce vakıf kuruluyor, sonra imkan araştırılıyor. Bir, bunu ayırt etmek isterim. Aslında bunun devamında bir şey söyleyeceğim. Onun için bunu hatırlatma gereği duydum. Evet. Aslında vakıf, işte birilerinin ayırdıkları bir imkanı, bir akarı, sürekli geliri bir amaç için kullanılmak üzere kurulur. Evet. Böyle bir tarafı var. Bir başka yönüyle de elhamdülillah biz ordular fazla gurbetçi olmuşuz. Fazla göç vermişiz. İstanbul'da da zannediyorum şu anda ikinci nüfus durumundayız. Efendim çok sayıda köy düzeyinde, ilçe düzeyinde, il düzeyinde derneklerimiz var. Efendim ilçe derneklerimiz, hatta federasyonlarımız var. Çok sayıda dernek statüsünde, federasyon statüsünde sivil toplum kuruluşumuz var. Ama vakıf bildiğim kadarıyla il düzeyinde Ordular Vakfı olarak bir tane vakfımız var. İlçe düzeyinde de bir Ünyeliler Vakfı var, bir de Meşhudiyeliler Vakfı var. Tabii vakıfların derneklere göre statüleri, hareket alanları vesaireleri biraz daha farklı. Evet. Bu dipnotu düştükten sonra Ordular Vakfı'na gelecek olursak, Ordular Vakfı 1995 yılında kurulmuş. 30 Ekim 1995'te Rüşat abi, Rüşat Aydoğan'ın başkanlığında kurulmuş. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra bir sürü hemşerimiz vakıf başkanlığı yapmış. Bir dönem yapan var içlerinde, iki dönem yapan var, üç. Benim hatırıma kaldığı kadarıyla o İdris Naim Şahin. Ben sayayım size hızlıca, evet. Sırasıyla hatırladığım kadarıyla. Rüşat Aydoğan, Osman Örsün, evet. İdris Naim Şahin, evet. Efendim Temel Coşkun, Temel Bey daha uzun, 3 dönem evet yapmış. Milletvekilimiz, ona da çok selam olsun. Ahmet Örsün, arkasından Kahraman Galav, Kahraman abi de 2 dönem yapmış. Sonra Fahrettin Yahşi, ondan sonra da biz. Dolayısıyla her birinin döneminde yönetim kurulu üyesi olan hemşehrilerimiz var, mütevelli üyesi olan hemşehrilerimiz var. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Evet. Eskiden beri vakıf ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerine burs işiyle meşgul olmuş. Bir de işte onları eğitim, kültür amaçlı gezilere, kültür sanat faaliyetlerine vesairelere yönlendirmiş. O istikamette faaliyetler göstermiş. O çalışmalar içinde emeği geçen herkese
teşekkür ediyoruz. Bugün aramızda olmayanlara da rahmet diliyoruz. Sonra vakfın geçmişinde şöyle özel anlamlı bir şey var. Bir arsa alınmış demiyorum. O süreçte ben de toplantılarda filan vardım. Bağcılar'da bir arsa alındı. Niyet itibariyle, o günkü niyet itibariyle Ordulu üniversite öğrencilerine yurt yapmak amacıyla alındı. Orada da ciddi anlamda emeği geçenler, katkıda bulunanlar var. Organize açısından ön ayak olan İdris Naim Şahin Bey'di. İş adamı hemşerilerimizden kendi çapında katkıda bulunanlar vardı filan. Bir arsa alındı. Fakat yurt yapmak nasip olmadı. Efendim arsa da bulundurduğu yerde bir hayli değerde kazandı. O bölge evet. Gelişti. Şimdi bu kadarıyla özetleyeyim burayı. Şimdi biz bu yeni dönemde eğer salgın, pandemi olmasaydı belki de şimdiye kadar bir hayli mesafe kat etmiş olacaktık. O arsayı bir şekilde ehliyle istişare ederek yatırıma dönüştürüp, yani arsaya bir yatırım yapıp bir akara dönüştürüp düzenli geliri olan bir vakıf, yani asıl vakıf ruhuna uygun bir vakıf haline evet. getirmek istiyoruz. Nokta hedeflerden birisi. Bu konunun resmi kurumlarla, makamlarla ilgili devam eden bir takım işler de var. O yüzden fazla detayına girmek istemiyorum. Ama istişare ederek en avantajlı şekilde bir yatırım yapıp katma değere dönüştüreceğiz. Arsa akar getirmeye başlayacak. Ha, o yine öğrenciler için burs vesaire noktasında kullanılmış olacak. Nokta hedeflerimizden birisi bu. Vakfı tam, kendi ayakları üzerinde duran, taşıma suyuyla değirmen döndürmeye çalışmaktan kurtaracağımız bir kuruma dönüştürmeye çalışıyoruz. İkincisi, gençlere yönelik eğitim destek hizmetlerinin kapsama alanını genişletmeye yönelik hazırlıklar yapıyoruz. Yani sadece burs vermek değil, A'dan Z'ye onların iyi yetişmelerine, gerek eğitim hayatlarında, gerek çalışma hayatlarında iyi yetişmelerine vesile olabilecek 8-10 tane faaliyet alanı, hizmet alanı tespit ettik. Hatta bunu bir şeye dönüştürdük. Eğitim destek hizmetleri yönetmeliğine dönüştürdük. Yine tam biz harekete geçme noktasındayken salgın geldi. İnsanların sosyolojisi değişti, psikolojisi değişti, ekonomisi değişti. Dolayısıyla uzun bir parantez açmak zorunda kaldık. Yine işte ağırlıklı hizmet alanlarımızdan birisi eğitim gençlik hizmetleri olarak evet. inşallah devam edecek. Bir başka şey bu arada yaptık. Bağcılar'daki yerle alakalı yatırıma dönüştüreceksiniz. Hem bir taraftan gelir getirecek esasında bildiğim kadarıyla, yani ticari metalisi olacak. Diğer taraftan bir kompleks olacak ama bu kompleksin içerisinde hem öğrencinin barınabileceği yurt şeklinde, hem kütüphanesi, ders çalışma imkanı barınabileceği misafirhane noktasında ve kültürel etkinlikleri yapılabileceği bir gerçekten muazzam bir eser yapacağınızı düşünüyor idim, böyle mi? Şöyle işte detaylarını sonra açıklayacağız dediğim kısım biraz orası. Yani sonuç olarak vakfın amacı belli. Vakfın malı da olsa, mülkü de olsa, parası da olsa o kuruluş amaçları için kullanılacak. Evet. Orada bir şek şüphe yok. Ama sürekli birilerinden yardım alarak destek, o yardımlar destekler olabildiğince yine devam edebilir ama onlar olmasa bile hizmetlerini devam ettirebileceği bir akara dönüştürmeye çalışıyoruz. Onu da işte başta şeyle arsaya para verip arsanın alınmasına katkıda bulunan bağışçı dostlarımızla, hemşehrilerimizle bir araya gelerek istişare yaptık. Belli evet. istişareler yaptık. Daha geniş bir halkada da resmi formaliteleri tamamladıktan sonra istişare edip
diyeceğiz ki şu, A şu yapılabilir, B bu yapılabilir, C şu yapılabilir. Hep beraber hangisini yapalım, nasıl yapalımı istişare edeceğiz. Şu anda avantajlı yatırım yapmanın resmi altyapısını oluşturmaya evet. çalışıyoruz. Bir başka şey, demin de ifade ettik, ta 1995 yılında kurulduğunda vakfın bir malum derneklerin, sendikaların tüzüğü oluyor, vakıfların senedi oluyor. Vakıf senedi diye anılıyor. Efendime söyleyeyim, Rüşat Bey'in öncülüğünde vakıf kurulurken bir vakıf senedi hazırlanmış. Üzerinden yıllar geçti. Mevzuatta, vakıf mevzuatında değişen şeyler tabii oldu. 26 sene oldu. Ha, değişiklikler oldu. Ayrıca şeyin adı çok uzun. Vakfın orijinal adı çok uzun. Ordu ve ilçeleri falan filan 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 vakfı. Yani vakıf başkanının bile ezbere söyleyemeyecek kadar uzun bir başlık. Hani kapsama alanı geniş olsun diye bütün faaliyet alanlarını başlıkta özetlemişler, sağ olsunlar. Biz göreve geldikten sonra bir tüzük değişikliği yaptık genel kurulda. Tüzük değişikliğinde yaptığımız şeylerden birisi başlığı kısaltmaktı. Kısaca Ordular Vakfı. İkincisi mevzuat değişikliklerinin gerektirdiği düzeltmeleri yapmak. Üçüncüsü biraz daha sadeleştirip daha kolay anlaşılır hale getirmek. Dil, üslup vesaire bakımından. Dördüncüsü kadın kolları, gençlik kolları tarzında iki organı ilave etmek. Fakat derneklerin tüzük değişikliğine benzemiyor vakıfların senet değişikliği. Mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor. Yani genel kurulda onaylanması yetmiyor. İlgili mahkeme tarafından da onaylanması gerekiyor. O işte bayağı uzun sürdü. Sonuç olarak vakfın güncellenmiş. Ya, ama şunu unutmadan söylemem lazım. Kuruluştaki ruhunu, amacını, muhtevasını hiç değiştirmedik. Onları koruyarak tamamen teknik değişiklikler yaptık. İçerik açısından hiç dokunmadık. Efendim, 31 Aralık tarihi itibariyle son duruşması oldu, onaylandı. Yani yeni güncellenmiş tüzüğümüz onaylandı. Gerekçeli kararla birlikte bize tebliğ edilmesini bekliyoruz. Dolayısıyla onunla birlikte, yani ismi kısaca Ordular Vakfı yaparken işte bir logoyu yeniledik. Yani eyvallah, ordunun da fındığının da başımız gözümüz üstünde yeri var ama yani birileri diyorlardı ki ya artık İstanbul gibi bir metropoldesiniz, 20. yüzyıldasınız, şu fındık çotanağının dışında orduların bir özelliği yok mu filan diyorlardı. Efendim, gene ehline danışarak, efendime söyleyeyim, bu işin ustası olan dostlarımızın yardımlarıyla bir logo çalışması yaptırdık. Vakfın logosunu değiştirdik. Bir kurumsal kimlik oluşturmaya çalıştık. Aslında salgın öncesinde aile yılı ilan etmiştik. Ordular Vakfı olarak bir yıl boyunca yani ordumuz, yurdumuz, ordumuzla yurdumuzla biz büyük bir aileyiz mantığının, anlayışının içini dolduracak faaliyetler yapacaktık. Bir konferans yaptık, bir panel yaptık. Ondan sonra salgın geldi, hepimizi savurdu, yarım kaldı. Bu dönemde şöyle bir şeye yöneldik. Onunla toparlamış olayım. Bu dönemde şöyle bir şeye yöneldik. Madem ki çok fazla açılamıyoruz, efendim toplantılar vesaireler yapamıyoruz. Bir, vakfın bir tarihçesini çıkarmaya niyet ettik. Yani karar defterleri, dosyalar, dokümanlar, hangi dönemde kim başkan olmuş, kimler yönetim kurulu üyesi olmuş, kimler mütevelli üyesi olmuş, hangi kararlar alınmış, hangi faaliyetler yapılmış cinsinden bir tarihçesini çıkardık vakfın. Yani bunu bir yerlerde kullanmak için. İkincisi, bir insan kaynakları güncellemesi yaptık grup grup. İşte iş adamları, eğitimciler, bürokratlar, siyaset adamları, efendim din görevlileri, hukukçular, sağlıkçılar vesaire gibi gruplara ayırarak alanlarına göre.
bir insan kaynakları güncellemesi yaptık. Bayağı iyi bir noktaya geldi o da. Arkasından dedik ki şu anda onun hazırlıklarıyla meşgulüz. Bari sosyal medya üzerinden salgın geçinceye kadar faaliyetlerimize devam edelim. Web sitesinden YouTube kanalına, Instagram'ına, Twitter'ına, Facebook'una varıncaya kadar sosyal medya altyapımızı güncelleyip aktif kullanacak hale getirmek için hazırlıklar yaptık. Yakında muhtemelen YouTube üzerinden özellikle periyodik yayınlara başlayacağız. O periyodik yayınlarımızın birinci bölümü geçmişten geleceğe Ordular Vakfı olacak. Kaç hafta devam edecekse işte ilk kurucu başkandan başlayarak vakıf başkanlığı yapan dostlarımızı davet edip efendime söyleyeyim kendi dönemlerinde yapılan faaliyetleri özetleyecek şekilde vakfın hafızasını bir tazeleyeceğiz. Tarihçesini bir hemşehrilerimizle de paylaşmış olacağız. Canlı izleyen izleyecek, canlı izleyemeyen daha sonra izleyecek. Gidip sonradan bakacak. Dolayısıyla vakfın sesli görüntülü arşivini bu şekilde oluşturmuş olacağız. İkinci kısımda ise geçmişten geleceğe ordu ve ordulular serisini başlatacağız. Orada da gerek orduya dair gerek ordulara dair öncelikli önemli alanlara göre konuklar seçerek, konular seçerek YouTube kanalından yayın yapacağız. Diğer sosyal medya mecralarından da bunları destekleyecek, duyuracak faaliyetler yapmış olacağız. Dolayısıyla şu an itibariyle vakfın odaklandığı şeyler bunlar. Benim unuttuğum bir şey varsa hocam tamamlayabilir. Evet. Şimdi birçok şeyi söylediniz. Gözleriniz parlıyor. İnşallah dünyanın başından, ülkemizin başından bir an evvel şu virüs belası defolur. Amin. Hep beraber kaldığımız yerden son hızda ivme kazandırarak devam ederiz ve sizler de bu düşüncelerinize biz de elimize ne gelirse katmeder katarız. Bir cümleyle unuttuğum bir şey ifade edeyim. Bizim bu önceki dönemde yaptığımız çalışmalardan birisi, yani üzerinde çalışacağımız zemini doğru tanımlama açısından sizin de bilginiz var. Bir ordular çalıştayı idi. Evet. Onu, Anadolu yakasında, Avrupa yakasında ayrı ayrı yapmıştık. Birleştirip sonuç raporunu çıkarmıştık. Burada aslında bir bakıma bizim yol haritamız var. Sadece Ordular Vakfı'nın değil, diğer sivil toplum kuruluşlarında. Çünkü bütün sivil toplum kuruluşlarımızın da katkılarıyla, katılımlarıyla bu çalıştayı yapmıştık. Buradan vakfın ilgi alanına giren, sorumluluk alanına giren konulardan başlayarak etap etap projelendirerek faaliyette bulunacağız. Ya mesela orada çokça gündeme gelen şeylerden birisi şuydu. Ordu'daki ordulularla ordu dışındaki ordulular, yani İstanbul başta olmak üzere ama işte Almanya'da da var hemşehrilerimiz. Ordu'daki ordularla ordu dışındaki orduların teşriki mesaisi zayıf. Bunu geliştirmeye yönelik faaliyetler altı çizilen, tavsiye edilen konulardan birisiydi. O anlamda inşallah ordu çalıştayından çıkan sonuçları hayata geçirmeye çalışacağız. Vay, şimdi işaret geliyor. Ama maalesef ordudaki yeni programdan da tabii rica edeceğiz. Vakfın çok konuşmamızı ilk bölümde biraz keşke konuşsaydık birazını. Çok konuştuk haliyle zamanımızın bayağı büyük bir kısmını almış. Çok da anlatılacak şey var. Ağzınıza sağlık. Size fazla bir şey bırakmadı herhalde hocamız. Siz eksik kalan bir şey varsa söyleyin. Ama hemen peşinden bu arada unutmadan aklımda ne zamandır söyleyeceğim. Hüseyin Aksoy abimize selam söyleyeyim buradan. Onu ziyaret ettim. Hatta dün yanındaydık. Esasında bu programda daha evvel de sizlerle konuşup kararlaştırmıştık. Tekrar bir hatırlatma yapmıştı. Ona da selam olsun. O bizi izliyordur herhalde. Çok kıymetli bir abimiz. Eyvallah. Evet hocam, eksik kalan bir şey varsa onu siz tamamlayın. Ama sizin o güzel sesinizden şiir alacağım. Hocam
üstad derler ya, bir sürü kitabınız var, daha konuşacak kitaplar da var. Onlardan bahsedeceğiz ama esasında zamanı nasıl geçtiğini pek anlamadım. İlk bölümde fazla mı konuştuk, ayar yapamadık mı, ne olduysa. Ama biraz anlatabildiğimiz kadar ömür anlatalım. Ömür kısa, yol uzun. Evet. Ama tabii bununla sınırlı değil. Daha çok kafamızda yapabilecek olduklarımız var ileriye dönük. Bunlar muhakkak ki hem bürokratlarımızın, hem siyasilerimizin, hem STK'larımızın, hem de vatandaşlarımızın, iş adamlarımızın destekleriyle oluyor. Çünkü marifet iltifata tabi. Onlar bizi destekleyecekler, bize yön gösterecekler. Noksan yaptıklarımızda da, hata yaptığımızda da bizi uyaracaklar ki biz kendi yol haritamızı daha iyi bulalım. İyi bir ekiple çalışıyoruz. Başımızda Zekeriya Erdin Başkanımız olmak üzere, çünkü donanım bilgi itibariyle yeni bir inşallah yönetim kurulu oluşturul, yani çalışma süreci içerisinde bir çalışmamız devam ediyor. O çalışmalarda da katkı sağlayabilecek güzel bir yönetim kurulu oluşturup ordulara, İstanbul'da ordudaki ordulara, kumrullara, faslallara, akkuş, aybastı, bütün ilçelerimize güzel hizmetler yapılacağı kanaatindeyiz. Bugüne kadar gelen başkanlarımız zaten her gibi bir taş koymuşlar, bir şeyler yapmışlar, gayret etmişler. Biz onun üzerine bir şeyler bina etmeye çalışıyoruz. Bizim maksadımız da fi sebilillah, yani kubbede hoş bir seda bırakabilmek. Aslında dediğiniz gibi zaman açısından sıkıntımız var. Yoksa ben de vakıf tarihini, İslam medeniyetinde vakıf nedir, nasıl gelmiştir, gelişmiştir, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vakıf hakkında söyledikleri, vakıf kurmaları, işte Hayber'in fethinden sonra Fedek arazilerinin vakfedilmesi, Uhud Harbi'nden sonra Nadiroğullarından Muhayrik'in arazisinin vakfedilmesi tarihi gibi bazı dini açıdan vakıfın ne olduğunu anlatmaktı gayem. Son işte Abbasiler, Emeviler, Selçuklular ve Osmanlı dönemi, Osmanlı döneminden sonra da Cumhuriyet tarihinde açılmış olan vakıflar aklımda vardı. Yani İnşallah aklınıza gelmeyen o kadar çok şey var ki. Yani geliştiniz. Vakıflar haftasında sokak, hocam gelsin detaylı anlatsın. Sokak köpeklerini doyurma vakfına varıncaya kadar. Evet. Evlenme çağına gelmiş gelinlerin çeyizlerini hazırlama vakfına varıncaya kuşlara kadar. Kuşlara yem ve su vakfına yani, kadar. Vakıf konusunda bizim kültürümüz, tarihimiz, dinimiz muazzam yani. Vakıflar haftasında dediğiniz gibi tekrar bir daha. Bu konu geniş bir konu. Tabii özelde de ordular vakfıydı. Ama bu güzel sesinizi kaçırmayalım izleyicilerimiz. Yönetmenimiz herhalde ordudan da şeyle ilgili bir şeyler söylüyor. Ordudan da zaman program, bizden sonra bir program var. Onlardan çalabildiğimizi biraz çalacağız ama yani rica ediyoruz, çalmak demeyelim. İmkan isteyelim. Sizin güzel sesinizden şiir dinleyelim. Sonra hocamdan tekrar bir şiir alalım. Eyvallah. Tamam. O zaman müsaade varsa ben birkaç mısra. Tabii üstattan, yani bu da bizim için Sezer kardeşimizden. Yoksa çok fazla şiir okumuştuğumuz yok. Mikrofon ekilimiz var ama. Evet. Yine, gelecektir. Üstad Abdurrahim Karakoç'tan birkaç satır okumak istiyorum. Diyor ki üstad, gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin. Temizden de gir mezara, toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince, yol kısalır aşk gelince. Yat kurban ol İsmailce, bıçak senden incinmesin. Buradayım de ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, taputuna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. İl göçsün göçtüğün vakit, yol yansın geçtiğin vakit, suyundan içtiğin vakit, kaynak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana, gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin. Yani ne diyeyim? Yani o kadar lezzetli ki saatlerce dinlemek isterim ama burada hemen inşallah en kısa zamanda tekrar bir daha yapalım programı. Evet sevgili hocam, sizinle. Evet. Müsaadenizle ben de hem vakıf ruhuna uygun düşecek hem de benim acizane hayat felsefemi özetleyen kendi şiirlerimden birisini okuyacağım.
Hep oturup sorarım karşısına kendimin. Gözlerin neye hasret, gönlündeki yer kimin? Demir çarık, tunç asa, arayıp durduğun ne? Her tufanda yıkılıp yeniden kurduğun ne? Dünyanın nimetinden sana ne isteyeyim? Hakkım yok bir zerremde, kendimden azadeyim. Öyle büyük bir mahşer kurulmuş ki özümde, kaç milyar yürek birden çırpınıyor göğsümde. Her birinde bir Leyla, bir Aslı, bir Şirin var. Kayserir, Kerem yanar, Ferhat'ı tutar dağlar. Gülemem gül ağlarken, bülbüle yat değilim. Bilmem başka sevdayı, onlar benim sevgilim. Gerçi ömür bitimli yetmez gönül bu aşka. Lakin dünya neyime, benim vuslatım başka. İçimde bir tek özlem, çöller boyu susuzluk. Kesitler doldurmuyor, kuşat beni sonsuzluk. Hocam dediğim gibi o kadar lezzetli söylüyorsunuz ki aslında ikiniz de hiç konuşmaya gerek yok. Bir programı sadece şiir ayırmak lazım. Böyle hem ben gideceğim hem siz gideceksiniz. İzleyicilerimizle beraber böyle bir şey yapmak lazım. Üç program diyor ya anca patlar. Baştan söylemiştim esasında. Zekeriya Erdim hocamın kitapları var, yazarcılığı var. Yıllarca, uzun yıllar siyasetin içerisinde görev yaptı. Hala hazırda yine çok uzak değil siyasetin içerisinde Üsküdar ilçemizde ilçe başkanlığı yaptı. AK Parti ilçe başkanlığı uzun yıllar bu yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda danışmanlık yaptınız. Hala hazırda yine oradan kopmuş değilsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde önemli göreviniz oldu. Misyonlarınız vardı. Açılacak o kadar çok yelpazeniz var, kitabınız var. Birbirinden güzel şiir kitaplarınız var. Yaptığınız radyo programları var. Her birini anlatmak ve dediğim gibi yorumlamak lazım ama daha bunu herhalde 3-4 saate yaymamız gerekecek. Ancak olacak herhalde. Çok lezzetli. İnşallah sözüm olsun. İzleyicilerimize de sözümüz olsun. Daha teferruatlı konuşalım. Arkamızda Ordu'da bulunan stüdyoda olan arkadaşlarımız var. Program yapacaklar. Onlara evet. Ayıp olmasın. Aklına çalmayalım. Evet Celal Zengince hocam Dona'nın bilgisiyle, tecrübesiyle şahsiyetiyle zaten izledin, gördünüz. Anlatacak çok şey var. Sadece başlı başına vakıflar tarihi saatlere sığmayacaktır. Evet. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ben yakın zamanda tekrar sizlerle beraber program yapacağım. Ayıp olmasın. Biz de çok teşekkür ederiz. Yol arkadaşlığı yapmış olan evet. Ordu Anitler Federasyonumuzun başkanımızı bir önceki dönem Başkanı Celalettin Dervişoğlu Başkanıma da teşekkür ediyorum. Zeki Ayalır Başkanım bizleri izliyor. Onları da çok öpüyoruz, seviyoruz. Başarılar diliyoruz. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Evet, tüm izleyicilerimize, evet. Dernek başkanlarımıza. Sabri Başkanımıza yine aynı evet. Şekilde. Ali Başkanımıza, Salih Ziyacı Öğüt Başkanımıza. Gönüllere hitap edilsek evet, kendimizi mutlu hissedeceğiz olsun. İnşallah. Anacığım da herkes selam söyler. Kapatırken ben de anacığıma selam söyleyeyim. Herkes söylüyor, sizler de söylersiniz. Vallahi biz şöyle... Ellerinden öpüyorum. O da her seferinde izliyordur herhalde. Hem annelerimize... Hem de eşlerimize çok saygı ve sevgilerimiz evet. Var. Çünkü onlar bizi destekliyorlar. Yoksa onlar bizi desteklemezse biz bu başarıda biraz noksan kalırız. Çünkü fedakarlık yapıyorlar. Yani her başarılı hikayenin arkasında bir başarılı hanımefendi vardır. İster vardır. Anne, ister doğru. Eş. Buna bizzat şahidiz başkanım. Eyvallah. Evet, sevdiklerinizi konuşacaktık esasında ama bir sonraki memleketteki özlemlerinizi konuşacaktık. Dediğim gibi konuşacağız. Bir tarafa koyuyoruz. Yakın zamanda bir yere geleceğiz. İnşallah. Evet değerli izleyicilerimiz, bir adım adım başarı programımızın daha sonuna geldik. Ne diyeyim yani tam böyle aslında içim sindirerek kapatamıyorum ama konuşacak çok şey var. İnşallah en kısa zamanda tekrar bir arada olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ama özellikle teşekkür etmem gereken iki insan var. Ahtapot gibi her şeye yetişen... her tarafta on parmağında on marifet olan Esin Hanım'a teşekkür ediyorum. Duyuyordur içeride bizi. İsa kardeşime teşekkür ediyorum. Evet, haftaya başka bir konuklarla beraber, yine sizlerle beraber olmak ümidiyle. Esen kalın.
Az Tuğdu, Murat Bey Vurgu adım adım başarıyı sundu. Mesut